Merhaba arkadaşlar, iyi çalışmalar herkese. Veri yapıları eğitim serimizin 34. dersini gerçekleştireceğiz. Yavaş yavaş sona doğru ilerliyoruz veri yapıları eğitim serisinde de. Şimdi bu derste eklemeli sıralamadan insertion short'tan bahsediyor olacağız. Bir tane dizi oluşturalım, o dizinin üstünde anlatalım, olur mu? Şöyle ki hemen yazalım işte kaç olsun, 24, ondan sonra 57, 48, 37, 96, 82 ve 33, bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bir tane daha ekleyelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bir de kaç olsun mesela, bir de 15 olsun. Şimdi bu şekilde elemanlarımı ekledim ve buna göre sıralama işlemi gerçekleştireceğim. Eklemeli sıralamada ne yapıyor? Şunu yapıyor. İlk etapta ilk iki elemanı alarak başlıyor. İlk iki elemanı ne olacak benim? 24 ve 57 olacak. 24 ve 57'yi kontrol edecek. İşte eğer ki 24 57'den büyükse 24 sağ tarafa gelecek, 57 sol tarafa gelecek. Yani aslında ne yapıyor? A değeri B'den büyükse A değeri ile B değeri yer değiştiriyor şeklinde. Küçük değerler sol tarafta kalıyor. Daha sonra bir sonraki iterasyonda şöyle ki ilk iterasyonda 24 57 karşılaştırması yapacak. İkinci iterasyonda 24 57 ve 48 karşılaştırması yapacak. Daha sonra işte 24 57 48 ve 37 karşılaştırması yapacak. Her iterasyonda kendinden sonraki elemanı da işin içine ekleyerek dahil edip ilerleyecek. Şimdi bakın ilk iterasyonda, yani ilk tekrarda ne yapacak? Sadece 24 ve 57'yi karşılaştıracak. İlk adımda zaten direkt 24'ü yazmaya gerek yok. İterasyon ilk, hani burada bir karşılaştırma olabilmesi için ilk iki değeri almamız gerekiyor. O zaman 24 ve 57'yi olduğu gibi yazdım. Sonra 48, 37, 96, 82, 33 ve 15. Şimdi bakın burada aslında biz ne yaptık? 24 ve 57'yi karşılaştırdık. Ama bunlarda şeyde küçüklük büyüklük kuralına aykırı bir durum olmadığı için bir problem oluşmadı. Şimdi bir sonraki adımda 24, 57 ve 48 üçü beraber karşılaştırılacak. Üçü beraber aslında bir dakika ya, şöyle yapsam arkadaşlar. Ben ama yok yok, tamam, doğru yap. Doğru gidiyoruz, bir dakika. Hiç aklınız karışmasın. Şimdi 24 ve 57 aldık. Şimdi bir sonraki iterasyonu ne yapacağım? Bu üçünü karşılaştıracağım. O üçü. Şu sarılar bizim karşılaştırdığımız değerler, tamam mı? Yani sıralanmış hali. Şimdi üçünü karşılaştıracağım. Ne olacak? Normalde şöyle gelmesi gerekiyor. 24, 48, 57 gelmesi gerekiyor. Doğru mu? Doğru. Ondan sonra ne geliyor? İşte 37, 96, 82, 33 ve 15. Bunlar geldi. Şimdi bu üçünü seçtim. Bu üçünü de farklı bir renk yapalım. Sarıyla ne olsun mesela? Sarıyla şöyle kırmızı olsun mu? Olmasın. Turuncu olsun. Turuncu da çok şey olmadı. Yeşil olsun şöyle. Tamam. Ondan sonra şimdi dördüncü iterasyonda 37 var. Bakın şimdi 24, 48, 57 ve 37 karşılaştıracak. 37 normalde ne oluyor biliyor musunuz? Bakın şöyle oluyor. 24, 48, 37, 57. Ondan sonra diğerlerine gitmiyorum. Diğerlerine durdum. Sonra bu kez 37 ile 48 karşılaştırılıyor. Ne oluyor bu kez? 24, 37, 48, 57. Sonrasında 24 ile 37 karşılaştırılıyor ve 37 büyük olduğu için burada kalıyor. Aslında her biri kendi içerisinde karşılaştırılıyor. Ama iterasyonda direkt sonuç yazılıyor. Yani bunlar da kendi içindeki karşılaştırmada iterasyon adımı olarak geçmiyor. Bizim amacımız ne? Bizim amacımız direkt sonucu yazmak. Bir dakika. Ben şurayı tekrar bir boşaltayım. Sonra gelsin. 82, 33, 15. Şimdi şu 4 elemanı seçelim. Bu 4 elemanı seçtik. Burayı da tamamlamış olduk. Bu 4 elemanı kendi içerisine sıralamış olduk. Şimdi geldik 5. elemanı dahil edeceğiz buraya. 96 dahil olacak ama 96 zaten 57'den direkt büyük olduğu için, yani son değerimizden büyük olduğu için herhangi bir yer değişikliği söz konusu olmayacak. Bu şekilde şurası da bizim 5. iterasyonumuz olmuş olacak. Pardon, 4. iterasyonumuz olacak burası. 1, 2, 3, 4. 4. iterasyon. Şimdi geldik 5. iterasyona. 5. iterasyonda ne yapacak? Bu kez 82'yi de işin içerisine dahil edecek. 82 hangisinden? Şimdi bakın 82 için normalde ne olacak? Şöyle olacak. 24, 37, 48, 57. Sonra 96 ve 82. Şimdi bunu kontrol edeceğim. 82, 96 kontrol edildi. Ne oldu? 82 buraya, 96 buraya. Sonra 57, 82 kontrolü sağlandı. 57, 82'den küçük. O zaman değişiklik yapma. Olduğu gibi 33, 15'i yaz ve buradan devam et. O zaman ben ne yapıyorum? Şurayı hemen şöyle sarıya çekiyorum. Ve geldik son adıma. Son adımda ne olacak? 1, 2, 3, 4, 5, pardon. Son adım mı? 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi bir dakika, fazla aldım ben, evet. Son adım değil çünkü. Çünkü burada 96'ya kadar alınacak. Tamam, şimdi oldu. Bir şaşırdım neden 6 iterasyon çıktı. Şimdi geldik 33'e. Önce bir yazalım. Bir dakika, 24, 37, 48, 57, 82. O kendisi yeşil oldu.
96 ve 33. Şimdi bunları karşılaştıracağız. 33 ve 96'yı karşılaştırıyorum. 33 buraya, 96 buraya. 82 ile 33'ü karşılaştırıyorum. 33 buraya, 86, pardon, 82 buraya. 57 ile 33'ü karşılaştırıyorum. 33 buraya, 57 buraya. 48 ve 33, 33 buraya, 48 buraya. Sonra 37 ve 33, 33 buraya, 37 buraya. Sonra 24 ve 33 karşılaştırıldığı zaman herhangi bir problem yok ve direkt bunları ne yapıyoruz? Olduğu gibi yazıyoruz. Geriye ne kaldı? Geriye şuraya 15'i de ekleyelim. Bir dakika. 15, 15'i alma işte ya. Bu niye böyle yapıyor? Şuraları yeşile dolduralım. Şimdi geriye ne kaldı? Geriye son iterasyon kaldı. Önce bir sayılarımızı yazalım. 24, 33, 87, 48, 57, 82, 96 ve 15. Şimdi hepsi karşılaştırılacak. 15 19 şey 15 96 ile karşılaştırıldı. 15 buraya, 96 buraya. 82 15, 15 buraya, 82 buraya. 15 57, 15 buraya, 57 buraya. 15 48, 15'e 48. Sonra 15 87, pardon, 15'e 37 olacak, özür dilerim. Burası 37 olacak. 15 37, 15'e 37. 15 33, 15'e 33 ve 15 24. 15, 24 bu şekilde sıralama işlemi gerçekleştiriyor olacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. İlk elemanı almıyoruz. Eleman sayısı eksi 1 iterasyonda ne yapılıyor? Tekrarla tamamlanmış oluyor. Selection short ile ilgili söyleyeceğim şeyler bu kadar. Bunun herhalde ikinci bir örneğine daha gerek yok. Zaten bu sıralama algoritmalarını bitirelim. Ondan sonra bunların her biri için ayrı ayrı kod bloklarını da C dili düşünüyorum şu anda. C en böyle genele hitap eden dil. Yani C Sharp'ta biraz aslında sintaks kullanacağız ama olsun, C biraz daha genele hitap ettiği için bu sıralama algoritmalarının kodlarını da inşallah C dilinde ilerleyen derslerde yazıyor olacağız beraber. Söyleyeceğim şeyler bu kadar. Bir sonraki dersimizde neyle devam edeceğiz? Bir sonraki dersimizin konusu da hemen size söyleyeyim. Selection'ı yaptık. Ben şöyle notlarıma bir bakayım. Ne var? Ha, merge var, merge. Birleştirme var. Sonra radix var, bucket falan var. Böyle çok az kaldı. Yavaş yavaş ilerliyor olacağız. Bir sonraki derste görüşmek üzere. İyi çalışmalar. Hoşça kalın.